Dile ama sahip. Tabii en ucunda da seninle beni ele vermek için polisle anlaştı kesin. Ben de diyorum bu temiz memiz nereden çıktı? Baba seni oradan çıkaracağım lafları falan niye dönüyor? Ben ne yaptığımı biliyorumlar falanlar filanlar. Karşılığında da Rıfat'ı cezaevinden çıkaracak. Nasıl yapar ya bunu? Ben yemin ediyorum anlamıyorum. Nasıl yapar ya? Ona söylemiştim. Behram Adıvar'a ihanet edersen bedelini ödersin demiştim ben ona. Madem ailesi için, hala babası için beni satmaya devam ediyor, bedelini ödeyecek. Hop hop. Orada dur. Ben durarak Behram olmadım. Ben yapılan ihaneti affederek Behram kalmadım çocuk. Yahu Dila sana giden yolda esas beni sattı, beni. Bu mesele benim. Benim meselemi de benim elimden kimse alamaz, sen bile. Bu mesele sadece senin meselen değil. Eğer ben Dila'ya bunun cezasını kesmezsem kimse Behram Adıvar'ın gücüne inanmaz. Geldiğimden beri beni sunuyorsun. Şu İstanbul'a adım attığımdan beri kendi testlerinden geçirdin. Ben sadece torunuma değil, el verdiğim, yerime koyacağım istikbale de baktım sana bakarken. Senin kaderine de baktım. Bana bırak. Cezasını ben vereceğim. Öldürebilecek misin Dila'yı? Öldüremem. Dila'nın cezası ölüm. Başka bir adamı öldürtmem iki dakikamı alır. Önünde ben varken yapamazsın. Bedelini ödeyecek. Ama bedeline benim elimden ne de... Dedemin elinden ölmek değil. Sonra yaşayamam ben o azapla. Bizim sınavımız da bu işte. Bir dedenin torununa 28 yıl sonra dokunabilmesinin bedeli bu. Planın ne? Dila babasının yerine geçerken çok kararlıydı. Yok öyle hem pisliğin göbeğinde olayım hem temize çıkayım. Temize mi çıkmak istiyor? Çıkamayacak. Babasını o delikten çıkarmak mı istiyor? Çıkardığı gün ölüm fermanını imzalar. Hemen masayı topla. Dila'yı karanlığın en dibine gömeceğim. Oradan da bir daha çıkamayacak. Dila'yı gerçekten suç işleyen gayrimeşru dünyasından biri yapacağım. Polis de çalışıyor zaten. Bazı suçlar işlemesine göz yumacaklardır. Öyle. Ama artık biz polisle çalıştığını biliyoruz. Arkamızdan açık vermeyeceğiz. Hem nereye kadar göz yumabilirler? Günün sonunda biz ona sürekli suç işleteceğiz. Biz? Peki o parmağındaki yüzüğün hükmü? Sen masada sulh olsun diye evlendirmedin mi bizi? Bu yüzüğün hükmü de senden geliyor. Şimdi anladık ki o da yalanmış. Hiç merak etme. Babasından kızına tek tek bedel ödeyecekler. Anlaşılan buraya böyle kafanı estikçe gelmeyi sen adet edin canı. Evet.
Dur şimdi, korkma. Şöyle yapacağız. Bunu buraya koyacağız. Bunu da şuraya koyacağız. Sonra böyle sıkıca kendimize çekeceğiz. Sonra da hoş geldin karıcığım. İyi ki geldin. Bu ne güzel sürpriz böyle diyeceğiz. Seni çok özlediğimi fark ettim. O kadar çok özlemiş olamazsın. Özledim ama. Bu yüz var ya, bu yüz. Sen bana şimdi böyle bakıyorsun ya. Bu var ya bu. İşte bu yüz adamın içini eritir. Bu yüz. Ama yapma. Kendine de beni de zorlama. Ne demek zorlama? Bunları söylerken gerçekten zorlandım mı sanıyorsun? Ben ne zaman zorlandım biliyor musun Kuzgun? Bunları hissedip de sana söyleyemediğim zaman. İki arada bir derede kaldığım zaman. İki arada değil misin? Öyleyim. Ama artık hayatın akışını zorlamıyorum. Sadece sana ve bana bakmak istiyorum. Nasıl olacak o Lila? Hı? Bilmiyorum. Ama sadece seninle olacak biliyorum. Ben sadece burada değilim. Bak bu çizgi var ya. Benim adım burada da yazılı. Hem de bunu dünyanın en güzel, en güçlü varlığı yazmış beni oraya. Sadece senin görmeni bekledi. Benim görmemi bekledi. O kadar. Hadi bak, benim işim var. Malum senin de. Mahkeme falan. Gidelim. Nereye? Nereye olursa. Herkesten, her şeyden uzağa gidelim. Bu dünyadan uzağa. Buradan başka bir dünya yok. Var. Benim yanımdan Behram'ın yanına gittin. Demek ki bizim için bambaşka bir dünya var. Behram'ın olmadığı, karanlığın olmadığı bambaşka bir dünya. Ben de diyorum, bu konu böyle dönüp dolaşıp nereye gelecek? Behram değil mi? Sen şimdi merak ediyorsundur. Behram'la biz ne konuştuk, ne yaptık? Doğru. Merak ettim. Ama öyle değil. Seni Behram'ın karanlığından ne kadar uzağa çekebilirim onu merak ettim. Ya daha düne kadar bu adam bana zarar verecek diye dört dönmüyor muydun sen? Ben mi yanlış hatırlıyorum? O düne kadardı. Artık Behram'ın sana zarar veremeyeceğini biliyorum.
Behram kim gerçekten bilmiyor musun kuzum? Hadi benim toplantım var şimdi. Akşam görüşürüz, olur mu? Görüşürüz. Şimdi hepiniz bilmem kaç yıldır bu Bilgin Lojistik'te çalışmış insanlarsınız. Daha doğrusu mecbur bırakılmış. Peki bu mecburiyeti kim kaldırıyor şimdi ve ne sıfatla? Ben? Öyle sıfatı falan da yok. Sizin taşıtmak istediğiniz malı yarı fiyatın hem de Behram adı var güvencesiyle taşıyacaksınız. Peki Rıfat Bilgin? O da hala korunuyor. Bundan bir tek Rıfat'ın haberi yok herhalde. Malum cezaevinde kendisi. Peki. Onunla çalışmadık diyelim. Siz zaten Rıfat'la değil, onun o beceriksiz oğluyla bir de karısıyla çalışıyorsunuz. Ha şunu da söyleyeyim. Yarın öbür gün bu adam dışarı çıkarsa işler artık eskisi gibi olmayacak onun için. O altın çağı siz görseniz de görmeseniz de kapandı gitti. Birkaç firmanın daha Bilgin Lojistik'le bağlarını kopardığını biliyorum. Evet, benimle çalışıyorlar. Eğer iflas ederse mallarımız bağlanabilir. Ve de tehlikeye girebilir. İflas edecekler. Bakın açık konuşacağım. Ben size gelecekten haber veriyorum. Şimdi ben sizden bu Bilgin Lojistik'te olan bütün anlaşmalarınızı iptal etmenizi beklerken önünüze benim yanımda olma şansını koyuyorum. Anlatabiliyorum değil mi? Eyvallah. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Abi. Mühre bak. Beklediğimiz haber geldi ha sonunda. Masa toplanıyor. Yola devam Cihan, yola devam. Abi. Kızım ben sana kaç defa söyleyeceğim ya. Hayır az önce gelseydin vallahi yemiştin papara ya. Niye? Ne vardı ki biraz önce burada? İnsanların üstünde baskı kurma. Kabus olup çökeceksin sonra. Yok abi. Olmaz. Yani kumrudan kabus olmaz. Senin kardeşler ya. Temiz yani. Suya anlat Cihan, suya. Bana değil. Hayır açıksın. Ne oldu yine? Abi bunlar Rıfat'ı çıkaracaklar. Kesin çıkaracaklar o zaman. İyi çıkarsınlar ne olacak? Ne demek ne olacak? O adam çıkamaz ya çıkamaz. Bunca suçun içinden kıl gibi çıkamaz o. Abi tereyağı mühim tabii burada. Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Tamam söyle minik. Söyle ne diyeceksen kalmasın aklında. Söyle abine. Sahte rapor düzenleyecekler abi. Sağlık raporu. Yani öyle istihbarat aldım. Güzel taktik. İşte sonra çıkacak. Abi bak bunun çok fazla örneği var. Ali de o örnekleri inceliyor, ediyor. Dila. O da. Kesin yani bunlar bir şeyler çevirecekler bu mahkeme öncesi. Ben sana söyleyeyim. Rıfat Bilgin cezasını çekecek benim güzel kardeşim. Tamam. Sen de 10 numara aklını git başka işlere tak takıştır. Ne olacaksa olacak. Rıfat Bilgin benden kurtulamayacak. Anladın mı? Ama... Ha bu arada o cihazı evde nereye yerleştirdiysen bulacağım ben de. Başımız ağrımasın sen söyle.
Asla. İçimizde yarasın Rıfat Bilgin. Kızın kalp ağrısı, sen baş ağrısı. Kızın hain, sen hain. Söküp atacağım sizi hayatımızdan. Hoş geldin. Bu hep böyle olacak diyorsun ha? Yani ben öyle olsun istiyorum. Sen istemiyor musun? Biliyorum, imkansız geliyor. Yani yaşanılan onca şeyden sonra. Ama biliyor musun? Kendini bir bıraksan şu hayale. Bir denesen. O kadar güzel ki. Gel. Buyurunuz efendim. Evin hanımından Kuzgun Beyleri Özel. Çok değil, daha birkaç zaman önce boğazımızdan geçemeyen kıymalı makarna. Bu sefer de ben yapayım dedim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Suyunu koyuyorum. Koy. Gerçekten inanıyor musun ya sen mümkün olduğuna? Şu anda inanmak istediğim tek şey bu. İkimiz. Baban. Yani benim babanla ilgili mevzum değişmedikçe senin değişmedikçe nasıl olacak? Ben düşünmeyi bıraktım artık Kuzgun. Ağırlık yaptı diyorsun. Ömrümü yedi. İkimizin de verilmiş sözleri var. Kime? Kendimize. Bir de başkaları var tabii. Geldim sana ben. Geldim. Ne yapacaksın? Gitmekten başka şansım yok gibi. Şimdilik. Şimdilik? Makarnan soğuyor Kuzgun. Dila, sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Sadece ayakta kalmaya. Seni sevmeye çalışıyorum desem inanacak mısın bana? Ya! Ya! Ne oldu? Dila, babam kalp krizi geçirmiş. Ne? Reviri almışlar şimdi, tamam? Tamam, hadi gidelim.
Bir dakika, görebilecek miyiz? Görebileceğiz. Özel bir izin varmış. Hadi, hadi. İyi miymiş? Hayır, kime ya bu tiyatro? Allah aşkına yani. Yalandan, velveden.